Evet, şimdi çok merak edilen bipolar bozukluklarla devam edelim. Soru gelme ihtimali de var buradan. Arkadaşlar bir kere bipolar dediğimiz rahatsızlıklarda bir iki anlamına gelir. Yani dolayısıyla bu hastalıklar iki uçlu bozukluklardır. Bir tarafında mani ya da hipomani, bir tarafı da depresyon dediğimiz durumla yaşanır. Kişi açısından yaşamın işlevselliğini çok fazla bozar. Bipolar bir de ölüm riski vardır. Kişi intihar eğilimi ortaya koyabilir. Dolayısıyla da mani ya da hipomani ataklarıyla seyreden dalgalı duygu hali olarak da düşünebilirsiniz. Sıkıntılı bir rahatsızlık. Evet, tedavi edilmezse ölüme yol açar dedik ve DSM-5'te 3 tane bipolar bozukluk var. Bunlardan bir tanesi bipolar 1, bir tanesi bipolar 2, bir tanesi de siklotimi. Aslında siklotimi daha önceden yoktu. Ama yani daha doğrusu şöyleydi, DSM-4'te başka türlü adlandırılamayan bipolar bozukluk olarak, iki uçlu bozukluk olarak ele alınıyordu. Ama DSM-5'te siklotimi ismiyle yeni bir sınıflandırma yapıldı. Dolayısıyla da bu da soru olarak karşımıza gelebilir. Bu da önemli bir nokta. Siklotimi DSM-5'e ait bir şey. Bu bozuklukları neye göre ayırıyoruz? Yani neden bipolar 1, neden 2, neden siklotimi olup olmadığını temel ayırma kriterimiz arkadaşlar mani özellikleri. Yani kişide mani ataklarının olup olmamasına bağlı olarak bir sınıflandırma yapıyoruz. Birazdan detaylarına gireceğim. Şu tabloya bakacak olursanız, şimdi bir uçta mani vardır, bir uçta depresyon vardır. Bir uçta hipomani, bir uçta depresyon vardır ya da bunların karma halleri vardır. Yani döngüsel de olabilir. Dolayısıyla da mesela şu durum bipolar 1'dir, şu durum bipolar 2'dir, diğeri siklotimidir gibi bunları anlatacağız zaten. Ama ilk önce kafanızda şunun net olmasını isterim. Mani dönemi ne demek ya da hipomani özellikleri ne demek, bunları biraz konuşalım. Mani dönemi arkadaşlar insanların çok taşkın, çok abartılı duygular yaşadıkları dönemdir. Bu dönemde insanlar aşırı enerjik olurlar. Uyumazlar ama yorulmazlar ve çok enerjiktirler. Ve aynı zamanda dürtüsel davranabilirler. Yani işte burada da DSM-5'te de yazdığı üzere. Mesela çok fazla alışveriş yapabilirler, çok fazla harcama yapabilir, aşırı yemek yiyebilir. Ya da işte cinsel anlamda tedbirsiz ilişkiler ortaya koyabilir. Ve bu insanlar daha dürtüsel davranma eğilimi ortaya koyarlar. Mani döneminde insanlar çok konuşurlar. Mani döneminde insanlar çok neşeli olurlar. Şimdi bir arkadaşım geçen birinden bahsediyor, işte diyor ki ay o kadar tatlı bir kız ki hep gülüyor, hep gülüyor, hep gülüyor, hep gülüyor. Dedim ki o bipolardır. Nasıl ya falan dedim. Bipolardır. Yani şimdi bir insanın sürekli neşeli olması mümkün mü? İnsanız nihayetinde, değil mi? Yani dolayısıyla da bu kadar abartılı neşe, bu kadar abartılı işte şen bir ruh hali çok da sağlıklı değildir. Yani gerçekçi değildir çünkü. Dolayısıyla da mani döneminin şöyle bir özelliği daha vardır. Çok yoğun ve şiddetli yaşanır. Aynı zamanda psikotik özellikler taşır. Ve mani atağa geçiren bir insan intihar edebilir. İntihara eğilimlidir. Alışılmadık düşünce ve davranışlarda bulunur. Sürekli yüksek sesle konuşur. Sürekli bağırarak konuşur. Böyle insanlar var. Uçuşan düşünceler vardır. Kafasında böyle şey der, mesela fikir uçuşması diyoruz biz ona. Yani bir türlü kafasını toplayamaz, kafası dağınıktır, böyle düşünceler dağınıktır. Bunları toparlamakta zorluk yaşar. Ve aynı zamanda konuşurken bir şey anlatır, daha bitirmeden başka bir şeye geçer. Tam onu anlatacak, bitirmeden başka bir şeyden bahseder. Sürekli bir konudan başka konuya geçiyorsa bu da bir manik atak göstergesi olabilir. Bu insanlarda aşırı özgüven çok baskın bir şekilde oluyor. Mesela işte ben çok dobra bir insanım da, ben işte her şeyi çok iyi yaparım da, benim kadar dürüstü var mı da, inanılmaz bir tavan özgüven maalesef kendini gösteriyor. Bu insanlar dürtüsel davranıyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi tedbirsiz ilişkiler yaşıyorlar. Çok fazla harcama yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ya da işte ne bileyim bir anda çok taşkın bir davranış ortaya koyabiliyorlar. Dikkatsiz araba kullanma tipik bir manik ataktır mesela. Yani o an işte kişi insanların hayatını da tehlikeye atabilir. Kendi hayatını da, ama çok da önemli değildir. Şey yazıyor musunuz bilmiyorum, ufak tefek cinayetlerde Oya'nın bir sahnesi var. Merve ile aynı arabadalar ve orada Oya bir noktadan sonra çıldırıyor ve arabayı işte böyle deli deli kullanmaya başlıyor. Bunlar biraz atak olarak da, psikotik atak olarak da kendini gösterebilir. Hiç uyumazlar. Çok aşırı enerjiye sahip olurlar. Sürekli böyle pire gibi koşturan insanlardır.
Ve benlik saygısında abartılı bir artış vardır. Narsistik eğilimler ortaya çıkar. Kendini çok değerli bulur, kendini çok önemser, dünyanın merkezi gibi algılar ama bunlar sağlıksız durumlardır. Ve bir hafta sürer, aniden yani 1 ve 7 gün arasında bir sürme süreci vardır. Aniden geldiğinde bir hafta kadar kendini gösterir ve şiddetli bir atak vardır. Lütfen şunu unutmayın. Mani ile hipomani arasındaki en büyük fark şudur. Manide psikoz vardır. Sağlıklı bir durum yoktur. Ama hipomanide psikoz yoktur. Hipomani arkadaşlar buraya gelecek olursak aşırılık gene vardır. Gene neşe vardır. Gene dürtüsellik vardır. Ama maninin altında bir düzeydedir. Yani şurada olduğu gibi mesela. Mani, hipomani. Bakın. Düzey bu şekilde, değil mi? Yani bir tarafta mani, bir tarafta hipomani. Yani hipo ne demektir? Düşük demektir. Dolayısıyla da manik düzeyin altında bir neşe ya da dürtüsellik ortaya çıkabilir. Asla psikotik değildir. Tedavisi daha kolaydır ve 3 gün sürer diyebiliriz. Şimdi gelelim bu mani ve hipomaniye bağlı olarak ortaya çıkan bozukluklara. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bipolar bir bozukluk. Hospitalizasyondan kastım şu, hastaneye yatış gerektirir. Mutlaka bu insanların hastanede tedavi edilmesi gerekir çünkü intihar eğilimleri çok baskındır. Çünkü psikotiktir. Bipolar 1 ile bipolar 2 arasındaki fark da budur. Bipolar 1'de psikoz vardır, dolayısıyla da intihar eğilimi ön plandadır ama bipolar 2'de kişide bir intihar eğilimi yoktur, hastaneye yatış da gerektirmez. Eski ismiyle biz buna ne diyorduk? Manik depresif ataklar ya da manik depresif bozukluk. Şu an toplumdaki hala bilinen ismi bu. Ay manik depresif olmuşum ben falan değil mi yani? Ya kardeşim çok kötü yani bunu işte böyle çok şey kullanıyoruz yani hunharca kullanıyoruz bu kelimeleri ama gerçekten çok dikkat etmek lazım. Bu tanı için yani kişinin bipolar bir tanısı alabilmesi için hayatında en az bir kez de olsa manik atak geçirmiş olması yeterli. O yüzden de bu bizim için bir kriter ve dolayısıyla da bu insanlar psikotik eğilimlerle ortaya koyuyorlar ve maninin bütün özelliklerini karşılıyorlar. Gelelim bipolar 2 bozukluğa. Bipolar 1'in daha hafif halidir. Çünkü neden? Hipomani atakları vardır. Yani bir uçta, mesela bipolar 1'de bir uçta manik atak, bir uçta depresyon vardır. Ama bipolar 2'de bir uçta hipomanik atak, bir uçta da depresyon vardır. O yüzden iki uçlu bozukluk zaten. Dolayısıyla da hipomanik ataklar birazcık daha düşük düzeydedir. Psikotik eğilimlere sebep olmaz. Genellikle de 30 yaşından sonra yaşam koşullarından kaynaklı insanlarda bipolar 2 bozukluk toplumda yaygın bir şekilde görülmektedir. Dünyada ve Türkiye'de görülme olasılıkları benzer. Kadınlarda ve erkeklerde görülme olasılıkları da yine benzer bir tabloya sahiptir. Siklotimik bozukluk DSM-4'te başka türlü adlandırılamayan bozukluk olarak yer alıyordu. Ama burada arkadaşlar şuna dikkat etmek lazım. Artık değişti. Siklotimik bozukluk diye bir yeni bir sınıflandırma yapıldı. 2 yıl boyunca hafif depresyon ve hipomanik ataklar. Ama şöyledir, dalga dalga gider. Yani bir hipomanik atak, depresyon, hipomanik atak ve 2 yıl boyunca bu döngüler devam eder. Dolayısıyla da siklotimik bozukluğun diğer ismi de döngüsel bozukluk olarak da karşımıza gelir. Siklotimik bozukluğa sahip olan bireyler tıbbi ya da klinik yardım ihtiyacı duymazlar. Çünkü neden? Bu insanlar o kadar aşırı düzeyde psikotik bir tablo da ortaya koymadıkları için, hipomanik ataklar ve depresyonun düzeyi daha hafif ama uzun süreli olduğu için bu insanlar çok da yardıma ihtiyaç duymayan kişiler diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bitirdik bipolar bozuklukları. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, bir kere bazı yazarlarda, şairlerde, yani böyle sanatla uğraşan insanlarda bir araştırma yapılmış. Yaratıcılıkla bipolar bozukluk arasında bir ilişki kurulmuş. Çok enteresan. Mesela Michelangelo, bir de diyebilsen Michelangelo, değil mi? Hemingway, yani işte bazı oyuncular, sinema yazarları, bunların hepsinde bipolar yapı ortaya konulmuş. Çünkü yani orada tabii
duygu durumun çok değişken olması, o ataklar falan çok da aslında korelasyonun güçlü olduğunu ben de düşünüyorum. Dolayısıyla da böyle bir şey söyleyebiliriz. Yani yaratıcılıkla bipolar bozukluk arasında evet bir korelasyon olduğu söylenebilir. Böylece duygu durum bozukluklarını tamamlamış olduk. Bundan sonraki videomuzda kaygı ya da anksiyete bozukluklarını konuşuyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler herkese.